Hikayemizin adı Arkadaş Arayan Küçük Otomobil. Küçük sarı otomobilin canı çok sıkılıyormuş. Benimle oynayacak bir arkadaşım olsa ne iyi olurdu diyormuş. Belki bir arkadaş bulabilirim diye dolaşırken pembe çocuk arabasına rastlamış. Benimle arkadaş olur musun diye sormuş. Pembe çocuk arabası çok şaşırmış bu teklife. Hiç öyle şey olur mu? Küçük Naz'ı gezdirmem gerekiyor. Üstelik Naz'ın annesi beni itmeden ben hareket edemem ki, diye yanıt vermiş. Küçük sarı otomobil biraz üzülmüş. Olsun diye geçirmiş içinden. Ben de iki tekerlekli yeşil bisikletle oynarım, demiş. Benimle arkadaş olur musun? Seninle ne güzel oynarız yeşil bisiklet. Ah küçük sarı otomobil, çok isterdim ama ben seninle oynayamam. Sahibim Ali şimdi balık tutuyor. İşi bitince onu eve götürmem gerekiyor. Hem benim pedallarımı çevirmeden bir yere kımıldayamam ki. Küçük sarı otomobil üzüntüyle yeşil bisikletin yanından ayrılmış. Üzgün üzgün dolaşırken gür bir sesin kendisine seslendiğini duymuş. Neden üzgünsün küçük sarı otomobil? Bu sesin sahibi siyah tren Ohpuh'muş. Arkadaş arıyorum. Benimle oynar mısın Ohpuh tren? Seninle nasıl oynayayım ki? Vagonlarımdaki yolcularımı işlerine yetiştirmem gerekli. Hem ben senden çok uzunum ve yalnızca raylar üzerinde hareket edebilirim. Kendine uygun bir arkadaş bulmalısın, demiş ve yoluna devam etmiş. Küçük sarı otomobil ne yapacağını düşünürken beyaz vapuru görmüş. Beyaz vapur vup vup diye sireni çalıyormuş. Birazdan denizleri açılacak ve uzak ülkelere yolcularını götürecekmiş. Ne güzel, belki bana gittiği, gördüğü ülkeleri anlatır diye umarak beyaz vapura seslenmiş. Benimle arkadaş olur musun? Beyaz vapur bu teklife çok şaşırmış. Gülerek yanıt vermiş. İyi ama yüzme biliyor musun ki benimle arkadaş olacaksın? Hem ben senden çok ama çok büyüğüm. Kendine göre bir arkadaş bulmalısın. O sırada mor renkli pat pat helikopter köprünün üzerinden uçuyormuş. Küçük sarı otomobil ile beyaz vapurun konuşmasını duymuş. Sakın üzülme küçük sarı otomobil. Nasıl üzülmem ki pat pat helikopter? Kimse benimle arkadaş olmak istemiyor. Sahi, sen benim arkadaşım olur musun? Çok isterim ama bu pek olanaklı görünmüyor. Sen karada hareket ediyorsun, bense havada. Ama sen arkadaş canlısı bir otomobilsin. Mutlaka kendine bir arkadaş bulursun, demiş. Oradan geçmekte olan gri uçak söze karışmış. Pat pat helikopter çok haklı küçük sarı otomobil. Biz hava taşıtıyız. Üstelik belli görevlerimiz var. Ohpuh tren gibi yolcularımızı gidecekleri yerlere taşımalıyız, demiş. Küçük sarı otomobil yoluna devam ederken bir ses duymuş. Sen çok hoş bir küçük otomobilsin. Küçük sarı otomobil sevecen sesin sahibine dönmüş. Bu nehirde nazlı nazlı yüzen turuncu yelkenliymiş. Ama kendime bir arkadaş bulamadım turuncu yelkenli, demiş küçük sarı otomobil. Tabii bulabilirsin ama yanlış yerde arkadaş arıyorsun. Ben olsam benim gibi rüzgarın yardımıyla yüzen bir yelkenli ararım, diye akıl vermiş turuncu yelkenli. Turuncu yelkenlinin ne demek istediğini anlayan küçük sarı otomobil karayoluna doğru yönelmiş. O sırada mavi kamyon ve kırmızı otobüs arda arda gidiyorlarmış. Benimle arkadaş olur musunuz, diye onlara seslenmiş. Hepimiz kara taşıtıyız. Çok rahat oyun oynayabiliriz. İkisi de bu teklifi hafifçe gülümsemiş. Yüklerimi bir an önce yerine teslim etmem gerekiyor, demiş mavi kamyon. Benim de yolcularım içlerine geç kalacaklar, demiş kırmızı otobüs. Böylece yollarına devam etmişler. Küçük sarı otomobil o sırada bir ses duymuş. Canım çok sıkılıyor. Hiç arkadaşım yok. Bu küçük mavi otomobilin sesiymiş. Küçük sarı otomobil hemen küçük mavi otomobilin yanına koşmuş. Benim de canım sıkılıyor. Benimle arkadaş olur musun? Küçük sarı otomobille küçük mavi otomobil çok iyi arkadaş olmuşlar. Hep birlikte oyunlar oynamışlar. Ayrıca başka otomobillerden de arkadaşları olmuş.